Açı Açı Benzerliği 2 ile Tuncay Hocam ve ben kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun arkadaşlar, Kıvırcığım bak. Şimdi Açı Açı Benzerliği çok detaylı bir şey. Onun için ne yaptık? İkinci videomuzda yaptık, tamam mı? Evet. Açı Açı ile alakalı. Hemen örneklere başlıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Hocam. Şimdi ne demiş bana? İki tane üçgen vermiş. Ama hangi üçgenden alacağız değil mi? Benzerlik yapacağız ama hangi üçgenden alacağız? Şimdi açıları vermişim. Bak burada eşit vermiş bir tane. Buna alfa diyelim. Diyelim. Buna da alfa diyelim arkadaşlar. Şimdi şu üçgenle, bak bu üçgenle, bu renk ne? Koray'ım. Mor hocam. Mor. Mor renkle çizdiğim üçgenle mavi renkle çizdiğim üçgen şöyle. Bak bu üçgenlerin bir açısı ortak. Değil mi? Hı-hı. Bak verilmeyen bir açı ortak burası ortak. Değil midir? Buraya ne diyorum arkadaşlar? Teta dedik buraya da. Alfa, teta. Şurayı da ne diyelim o zaman? Beta diyelim. Beta diyelim. Beta dedik. Bak alfa, teta. Buraya ne diyeceğiz o zaman? Beta. Beta diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki üçgen ne oldu? Birbirine benzer olmuş oldu. Şimdi bu üçgenler arasındaki orantımızı yazalım. Yazalım. Neydi orantımız? Aynı açıların karşısındaki kenarların oranları birbirine eşitti. Alfanın karşısında ne var? FDC üçgeninde 6 var. Hemen yazdım 6'yı. Peki ABC üçgeninde alfanın karşısında ne var? X var. Onu da yazdık. Eşittir diyorum. Şimdi tetanın karşısına baktığınız zaman arkadaşlar FD uzunluğunu göreceksiniz ama uzunluk verilmemiş. O zaman onu kullanmayalım zaman değil beta'ya mi? Beta'ya bakacağız. Beta'ya bakalım. Beta'da hangi kenarımızı görüyor? FC kenarını görüyor. Bakın şuna da dikkat ediyoruz. Hangi üçgenle başladık önce? Önce FDC üçgenine başladık. Evet. Onun için pay kısmına FDC üçgenini yazıyorum. 4 artı X. Yazdım 4 artı X'i. Hemen devam ediyorum. ABC üçgeninde beta'nın karşısında ne yazacak arkadaşlar? AC kenarı yani 16. Hemen buradan düzenleme yapalım. İşler dışlar yapalım. X çarpı X artı 4 eşittir 96. Hangi x değeri sağlar bunu? 8 çarpı 12 mi? 96 oluyor hocam. 8 çarpı 12. O zaman x'e 8 dersen bak burası ne olacak? 8 olacak değil mi? 12 olur. 96. Yani x değerimiz neymiş? 8'miş diyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bakın başka bir soru. Diklikleri vermiş. Hemen şuraya bir alfa diyelim. Alfa. Diyelim. 90. Burayı da ne diyelim? Teta diyelim. Teta. Alfa 90. Burası da ne olacağız? Teta oldu. Beni kıramazsın. Bayağı bir kalınım çünkü. Ama zayıflıyorum ya. Evet hocam bayağı spora devam. Evet spora devam. Durmak yok. Evet arkadaşlar şimdi alfa teta 90. Alfa teta 90. Hemen eşit olan açıların karşısındaki kenarları oranlayalım. Bak direkt 90'a bakalım 10 var. Tamam. 90'a bakalım 25 var. 10'un 25'i oranı. Eşittir. Alfanın karşısında 8 var. 8. Alfanın karşısında x var. Hemen oranladım. 5'e bölersem 2, 5'e bölersem 5. İşler dışlar yapalım. 2x eşittir 40. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 20 birim olacak diyoruz. Al bakalım. Yine arkadaşlar alfa dede 90 benzerliğini görebilirsiniz. Bakın dikkat edin. Şimdi şuraya alfa dersem burası ne olacak? Koray'ım teta olacak mı? Burası da teta değil midir? Teta hocam. Bak burası da alfadır değil mi? Evet. Çünkü burası 90 derece. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Ben bu iki üçgeni... Burası da teta oluyor. Kesinlikle ona geleceğim. Bu iki üçgenin de arasında benzerlik yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar şimdi bu üçgende bakın EBF üçgeninde iki kenar verilmiş. 2, 4. Burası nedir zaten? 2 kök 5'tir değil mi? Evet. Bunu biliyorum zaten. Ama bu üçgende sadece bir kenar verilmiş bak. İki tane bilinmeyen bir şey var. İki tane bilinmeyen var. O ikisini benzerlik kurarsam sıkıntı çıkar karşıma. Onun için bilinen bir şeye gitmem lazım. Şimdi alfa burası 90. O zaman buraya ne kalacak? Teta kalacak mı? Evet. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım diyorum. Şu üçgenle görüyor musunuz arkadaşlar? Mor renkle taradığım üçgenle kırmızı renkle taradığım üçgene bakın. Yani AE C üçgeni arkadaşlar. Benzer midir? Alfa, teta, 90. Alfa, teta, benzerdir. 90. Benzerdir. Hemen yazalım şimdi. 90'ın karşısında ne var burada? Küçük üçgende. 2 burada. Kök 5. 2 kök 5 var. Yazıyorum. 2 kök 5 bölü. Burada ne var 90'ın karşısında? Hmm. He, bunu bilmiyoruz. X kare artı 25 var. Pisagor. Koray'ım Pisagor yaptın değil mi? AEC üçgeninde evet. Pisagor yaptık. Yani ne olacak arkadaşlar? X'in karesi artı 5'in karesi 25. Bunların kareköküydü. X kare artı 25'in karekökü eşittir. Devam edelim. Burada teta'nın karşısında ne var? 4 var. 4 var. Yazalım hemen 4'ü. Peki AEC üçgeninde teta'nın karşısında ne var? Bak 5. 5 var. Tamamı 5 var. Hemen düzenleyelim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Evet.
Evet. İşler dışlar yapalım. İşler dışlar yapmadan şey yapalım mı Koray'a? Kareköklerden kurtulalım. Karesini mi alalım? Karesini diyorsun? Alalım. Arkadaşlar karesini alıyorum. Kök kök 5'in karesini alırsam 5. X kare artı 25'in karesini alırsam X kare artı 25. Eşittir 2 bölü 5'in karesini alırsam 4 bölü 25. İşler dışlar yapacağız mı buradan? Yapalım. 4x kare artı 100 değil mi? Evet. Eşittir 5 ile 25 çarparsam 125. 125. Karşıya attım. 4x kare eşittir 25. 25 kaldı. X kare eşittir 25 bölü 4. Her iki tarafın kare kökünü alırsam x eşittir 5 bölü 2. 2. Ama eksi 5 bölü 2 de vardır. Biliyorsunuz ki uzunluk eksi 5 bölü 2 olamaz. Onun için artı 5 bölü 2 alıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tam sayı çıkmadı da demesinler. Son yıllarda hep böyle köklü kenarlar, işte rasyonel evet. sayılar falan çok çıkıyor. Hatta ikinci dereceden denklem bile soruyorlar Koray'ım. İşte yani adam Pisagor'da öyle bir şey vermiş ki, yani Pisagor bağıntısını kullanıyorsun ama öyle bir denklem çıkıyor. Mesela x kare artı 4x artı 3 değil de yani böyle çarpanlarla ayrılarak ayrılamayan bir şey ayrılamayan çıkıyor. Delta'dan bulabileceğin bir şey çıkıyor karşına. Öyle bir soru bile var yani ÖSS'nin sormuş olduğu sorulardan. Yani havuzda öyle sorular mevcut. Var. Hemen devam edelim. 90, 90 değil mi Koray? Evet. Şöyle bir şey yapalım mı? Bak. Şimdi ben burada x'i bulmak için bak burasına x demiş, buraya da x demiş. Şimdi arkadaşlar aklıma benim bir şey gelmedi şahsen. Ne yapabiliriz burada Koray'ım? Şimdi öğrenci mantığıyla düşünelim. Şimdi tamam öğrenci mı? Mantığıyla düşünürsek. Hemen bir alfa tetaları yerleştirelim. Alfa arkadaşlar alfa tetaları yerleştirelim. Şurası alfa. Buraya teta dedim. Alfa ile teta'nın toplamı 90. 90. Burası 90 demiş. Alfa o zaman olacak. Buraya alfa kaldı. Buraya da teta kaldı değil mi evet. Koray'ım? Burası alfa ise burası da ne olacak? Teta olacak teta değil olacak. Mi? 90. Aa bak bunlar birbirine paralel çıktı değil mi? Bak teta teta 90 90 değil mi? Evet. Bak şurası. Şöyle bir paralellik var. Elimde mevcut. Şimdi bu üçgenle bu üçgen benzer üçgenler. Ama burada iki tane bilinen, bilinmeyen var. Burada hiçbir bir şey yani. Bir tane bilinmeyen var yani de diğerleri de bilinmiyor. Yani EB ile BF de bilinmiyor. Yani buradan bir şey çıkmadı karşımıza. Şimdi büyük üçgene göre bakarsak arkadaşlar alfa teta 12. Bak büyük üçgene bakıyorum. Şu küçük üçgenle evet. büyük üçgene bakıyorum. Orada da sadece hipotenüsü biliyoruz. Sadece 21 biliniyor ortada. Başka da bir şey bilinmiyor. Şuradan bir dik indirsek hocam. F'den. Bakın arkadaşlar şöyle bir dik indiriyorum. Çünkü öyle bir şey yapmam lazım ki bakın burası x'ti. Evet. Şu uzunlukta x olacak mı? Evet. Burası da x burası oldu. Burası bir kare oluyor değil mi aynı zamanda? Kare kare mi oluyor bakalım? Evet kare oluyormuş oluyor bak. XX. Şekli düzgün çizmediğim için belli olmuyor. Dikdörtgen gibi durmuşuz evet. ama. XX kare oldu. Buranın tamamı kaçtı Koray'ım? 9'du. 9 eksi x kalacak. Burası x ise buraya ne kaldı? 9 eksi x. Şimdi arkadaşlar burası 90 derece. Burası evet. teta burası nedir? Alfa değil midir? Alfa. Şu üçgenle şu üçgen şimdi arasında benzerlik yapabilir miyim? Yapabiliriz. Bak alfanın karşısında x var. Alfanın karşısında 9 eksi x var. Evet. Teta'nın karşısında 12 var. 12. Teta'nın karşısında x var değil mi? İşler dışlar yapalım. X kare eşittir. 12 çarpı 9 eksi x diyelim mi? Hı hı. Çünkü açmıyorum. Çarpanlar ayırmayla uğraşmak istemediğim için arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünün bakın. ÖSYM her zaman bilindik şeyler sorabilir. Bu daha olasılıktır. Yani az önce dediğimiz hani küsuratlı da soruyorlar. İşte nasıl diyeyim böyle köklü kök içerisinde de kök yani kenar köküye eksi 1 çıkıyor mesela. Köküye eksi 1 çıkabilir. Ama o nasıl diyeyim böyle devamlı olan bir şey değil arkadaşlar. İstisnai durumlarda. Yani şunu mu diyorsunuz? Şıklarda mesela bir tam burada, sayı vardır. Deneyin bulun gibi bir yani şey. Yani kesinlikle yani şıklarda bir tam sayı değeri vardır. Mesela ne olabilir burada Koray'ım? Ne yazarsak sağlar. Şimdi önce mesela, aklımdan 3'ü denerdim. Sonra 6'yı denerdim. Onlar 6'yı yazarsak ne olur? 9 eksi 6 3. 36 oluyor. 3'te 12 çarparsam 36 yapar. 6'nın karesidir evet, zaten. Sağlıyor. Sağladı. Yani x eşittir 6 olacak. Çıktı. Ya da diğer bir şekilde nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Açarız. Çarpanları ayırma yöntemiyle köklerini bulabiliriz. Evet. Yine aynı şekilde bak. Buraya alfa diyelim mi? Diyelim. Buna da alfa diyelim. Eşit vermiş çünkü bunları. Hı-hı. O zaman bu teta açımız bizim. Şu iki üçgen arasında ortak değil midir Koray'ım? Şu. Bir de bu üçgenle bir de büyük üçgen arasında ortaktır. Evet hocam. O zaman buraya beta dersem burası da ne olacak? Beta olacak değil mi? Hı hı. Şimdi alfanın karşısında 4 var. Alfanın karşısında şuraya ne diyelim? Y diyelim mi? Bilmiyoruz çünkü. Alfanın karşısında var? Y artı 2 var. Devam ediyorum. Eşittir diyorum. Beta'nın karşısında Y var değil mi? Beta'nın karşısında Y var. Beta'nın karşısında X artı 4 var. O da eşittir. Teta'nın karşısında 3 var. Teta'nın karşısında büyük üçgende de 6 var değil mi? Koray'ım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bütün kenarlar arasındaki oranı yazdık.
Şimdi önce şu x'i alalım mı? Evet, oradan y'yi bulalım. Y'yi bulacağım, sonra x'e gideceğim. Hı-hı. Şimdi 3'e 6, 2 katı. 4'e kaç olacak? 2 katı 8. Yani y artı 2 neymiş? 8'miş. O zaman y değeri nedir? 6. 6'dır. Hemen şurada yerine yazarsam. Bir oran olacak. 6 yazdığım zaman burası ne olacak? 1'e 2. 2 katı 12 olması lazım. Evet. X kaç olacaktır o zaman? 8 olacak. 8 olacaktır diyoruz. Evet. Açı açı benzerliğimiz de bu kadar.